Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'ndaki yolculuğunu devam ettirecek ve hemen ayın başında 3 Eylül'de Başak Burcu'nun 11 derecesinde yeni ay doğuyor. Evet, her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyabilir. Merkür artık ileri harekette, yeni ayın yöneticisi olarak. Bu da bu ay biraz daha hızlı hareket edebileceğimizi işaret ediyor. Olaylara daha net yaklaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Ayın ilk günlerinde, özellikle ilk haftası içerisinde Mars-Neptün karesinin biraz tesiri var gökyüzünde. Bu da Ay'a daha melankolik, biraz karamsar, endişeli başlamamıza neden olabilir. Psikolojik anlamda kendinizi çok yormamaya çalışın. Sağlıkla ilgili konularda da tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor bu ayın ilk günlerinde. Ve 11 Eylül 11 derece Başak Burcu'ndaki bu yeni ay sizin 3. evinizde doğacak. Fikirleriniz olgunlaşabilir. Özellikle ticari konularda parasal kazançlarla ilgili yeni planlarınız, programlarınız gündeme gelebilir. Venüs'ün de güzel bir terazi burcundaki yolculuğu destekleyici görünüyor. Yatırımlar için, biraz ailevi konular için destekler alabilirsiniz. Bir eğitime başlamanız, kardeşlerle ilgili konularda, onlarla ilgili konularda hareketlilikler olabilir, yeni başlangıçlar olabilir bu yeni ayda. Yolculuklarınız olabilir, bazı seyahatleriniz olabilir. Yani eğitim için, iş için veya hani keyif için yolculuklar, belki gecikmiş bir tatil programınız olabilir bu yeni ayla beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda Başak, Balık, İkizler, Yay, 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki yeni ay sizin haritanızda daha güçlü çalışabilir, daha etkili olabilir. Çok güçlü sabit yıldızların etkili olduğu önemli bir yeni ay bu. Yani bu kadar sabit yıldız tesiri çalıştığı için daha karmik etkilerin, böyle çok da hani irademiz dışında gelişebilecek durumların hani ortaya çıkabileceği bir döngüdeyiz. Daha toplumsal konularla tabii ki gündeme gelebilir. Kendi içinde böyle çok yardım enerjisi, çözüm odaklı bir yeni ay aslında. Özellikle hani kardeşlerle ilgili bir sorun varsa bunların çözülmesi, belki bir eğitim konusunda belirsizliklerin ortadan kalkması, ticari konularda önemli maddi manevi destekler almanız bu yeni ayın konuları arasında olabilir. Zaten yeni ayı takip eden o 2 haftalık süreçte gündemler yavaş yavaş kendini belli edecek, şekillendirecek. Ayın 4'ünde Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Evet, bu da enerjinizi artık iyice bir doruk noktasına taşıyacak. Unutmayın, Mars önümüzdeki 2 ay kadar sizin burcunuzda. Aslında bu yıl Mars daha uzun süre sizin burcunuzda olacak. Çünkü Aralık ayında retro başlıyor. Retro Aslan'da başlayacak ama kısa sürede Yengeç'e geçecek. Dolayısıyla Şubat sonlarına kadar filan aslında Mars sizinle beraber. Bu da ne demek? Bu yıl daha fazla böyle bir savaşçı haldesiniz. Yani Mars savaş demek çünkü. Daha savaşma motivasyonunuz, mücadele enerjiniz artıyor. Yani bu hayatın her alanında kendinizi gösterme, irade ortaya koyma, inisiyatif alma gücü demek. İşte ayın 4'ünden itibaren Mars sizinle olacak. Bunlar güzel etkiler. Ama bir yandan da Mars'a dikkat etmek lazım. Çünkü Mars demek savaşma sırasında kavga, öfke, stres, huzursuzluk, bunun ortaya çıkarabileceği bazı zararlar olabilir. Kazalar olabilir, hani yaralanmalar olabilir, ateşli rahatsızlıklar, enfeksiyonlara açık bir bünyemiz olabilir. Bunun da bilincinde olmamızda fayda var sevgili yengeçler. Yani çok agresif, çok stresli, böyle çok saldırgan olmamaya çalışalım lütfen. Özellikle bedenimizi, midemizi, sindirim sistemimizi de korumakta fayda var. 8 Eylül'de Güneş-Satürn karşıtlığı var. Genel itibariyle bazı hak edişlerle yüzleşebiliriz. Evet, biraz kendi içerisinde kısıtlanmaların, daralmaların, baskıların olabileceği bir enerji. Belki kardeşlerle ilgili sorun var. Bir sorumluluk almanız gerekiyor. Ya da eğitim konularında çözülmesi, aşılması gereken bir konu olabilir. Ya da seyahatlerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Ayın 15'i güzel bir gün. Venüs teraziden Jüpiter'le çok güzel bir açı içerisinde olacak. Hani 1-2 gün öncesi ve sonrası 14, 15, 16, 17 Eylül gibi bu Venüs-Jüpiter üçgen açısının olumlu tesirlerini hissedebiliriz. Ayın da en olumlu enerjileri, en iyimser, keyifli enerjileri söz konusu. Dördüncü evinizden gelen güzel bir Venüs açısı evde mutluluk demek. Evle ilgili konularda
aileyle ilgili konularda size şanslar getirebilir. Hani bu tabii ki bir güzel bir ev bulma eğer arıyorsanız. Belki evinizi satma ya da böyle bir kiralama konusu olabilir. Evde yapılacak güzel etkinlikler, kutlamalar olabilir. Hani aile alanında aileden gelebilecek maddi manevi destekler, yardımlar olabilir. Ailede, evde mutluluk, keyif anlamına geliyor sevgili yengeçler. Ayın 18'inde ise ay artık dolunay fazında ve 25 derece balık burcunda dolunay ile birlikte yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Ve her 6 ayda bir oluyor biliyorsunuz bu tutulma aksı. Önümüzdeki Ekim'de de 2 Ekim'de de güneş tutulması var terazi burcunda. Ve artık yılın son dönemini bu tutulmalar şekillendirecek. Balık burcunda yaşayacağımız bu ilk ay tutulması önümüzdeki yılın 2025'in de aslında tutulma aksı balık başakta olacağı için bazı önemli işaretler getirebilir. Dolunay ve ay tutulması tabii ki duygusal olarak biraz zorlayıcı olabilir. Ama balık size olumlu bir açıda. Satürn ve Neptün'le birleşiyor. Her ikisinden de böyle bir biraz daha hani ruhsal, manevi anlamda güçlü etkiler alabilirsiniz. Maneviyatınızın, farkındalığınızın, sezgilerinizin çok yükseldiği bir dönem. O yüzden bu tutulmanın, dolunayın size getireceği o akışı, bilinç dışından gelen akışı iyi takip edin. Biraz içe yönelişlerde olmanız, biraz iç sesinizi dinlemeniz, sezgilerinizi takip etmeniz, maneviyata yönelmeniz çok önemli açılımlar getirebilir. Aynı zamanda bir süredir belki beklediğiniz bir konu var. Yurt dışı ile ilgili bir konu olabilir bu. Akademik bir çalışma olabilir, eğitimle ilgili bir konu olabilir, yurt dışı ile ilgili işler, ticari girişimler olabilir, seyahatler, yolculuklar ya da medya, yayıncılık, internet üzerindeki işleriniz ve benzeri alanlarda çaba harcadığınız veya hayal ettiğiniz, idealize ettiğiniz bir konuda bir sonuç almanız ya da bir dönüşüm içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Kısa vadede Eylül başındaki girişimleriniz olabilir. Orta vadede belki bu ayın Mart ayında başlamış konular ama uzun vadede özellikle 2015 yılındaki balık tutulmasıyla hayatımıza girmiş olan ve o zamandan bu yana belki çalışan veya çaba harcadığınız konular olabilir. Buralarda işte bir dönüşüm, bir farkındalık ve önemli bir dönemin artık tamamlanması, sona ermesi gibi bir konunun hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu tutulma olduğu için hani etkilerini hemen Eylül'de görmeyebiliriz. Önümüzdeki birkaç aya yayılan, Eylül, Ekim ortalarında da olabilir, Aralık'ta da olabilir. Hani bir şekilde birkaç aya yayılan bir tesirden bahsediyoruz aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etki almıyor. Özellikle değişken burçlarda. Başak, Balık, İkizler, Yay. 25 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor. Eğer bulunuyorsa tabii ki bu tutulma sizin için daha etkili, daha kadersel, daha dönüştürücü bir şekilde çalışabilir. Ayın 22'sinde Güneş artık terazi burcuna geçecek sevgili yengeçler. Daha fazla özel hayat, ev, yuva konuları, aile konuları aydınlanmaya başlıyor. Ekim ayının da konuları daha çok buralarda olacak zaten. Bu da sizin için çok güçlü etkiler getiriyor. Belki aileyle ilgili, evle ilgili önemli beklentileriniz var. Zaten bu ay, ayın ortalarından itibaren bazı iyi gelişmeler, hani buralarda çözülmeler, fırsatlar da hızlanmaya başlayabilir. Ve ayın son günlerinde yine terazi burcunda Güneş'le Merkür'ün kavuşumu var ve güney düğüm etkisi söz konusu. Hani bir süredir devam etmekte olan, hatta belki işte dediğim gibi bu Mart-Nisan aylarından beri gündemde olan evle ilgili bir konunuz var. Ya da aileyle ilgili önemli bir gündeminiz var. İşte burada hızlı çözülmelerin olması, hızlı bazı bilgilerin gelmesi ya da önemli bazı fırsatların, tesadüflerin, hak edişlerle beraber karmik anlamda karşınıza çıkması mümkün olabilir. Yani ayı da oldukça hareketli, hızlı bir şekilde, sürprizli bir şekilde bitirebiliriz sevgili yengeçler. Evet, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.